Aslan Park işletmesinin, ben tamam işletmesinin olduğu yerin arsa sahibiyim. Ben bu işletmeyi adı geçen firmaya tamam restoran ve düğün salonu olarak kiraya verdim. Fakat sonradan almış olduğum haberler doğrusunda buranın amacı dışında kullanıldığını tespit ettim. Ve aynı zamanda evim de yan tarafta olduğu için de aşırı derecede kokudan ve hayvan sesinden rahatsızım. Tamam, buranın pis suyunu nereye veriyorlar? Belediyeye bu konuda herhangi bir tamamı atık su bedeli falan ödüyorlar mı? Tamam, bunların hepsinin incelenmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi'nde göreve davet ediyorum. Peki. Nereyle konuştum? Tamam, şimdilik geçici olarak yaptıklarını, sonradan taşınacaklarını söylediler. Fakat ben buna inanmıyorum. Çünkü yerleşmiş oldukları bir yerden tamam çıkacaklarını tahmin etmiyorum. Sözleşmem eskiye dayalı bir sözleşmedir. Aşağı yukarı tamamı bitmesine 3 yıl kadar bir zamanı kaldı. Ben burayı restoran, kafe ve düğün salonu olarak kiraya verdim. Tamam, bu sözleşmeye tam bir süre uydular. Ondan sonra da benim haberim olmadan bir takım değişiklikler yaparak tamam burayı tamam Aslan Park dedikleri bir işletmeye çevirdiler. Kendilerini mahkemeye verdim. Tamam mı? Mahkeme sonucunu avukatlarım takip etmektedir. Bundan sonra zaten muhatapları ben değilim, avukatlarım olacak. Bu evde 96 yılından beri oturuyorum. Huzur içinde oturuyordum. Bir buçuk aydır huzurumuz tamamen kaçtı. 5 tane aslan, 2 kaplan, ceylanlar, maymunlar, sürüngen hayvanları ve sabaha kadar aslanların kükremesinden korkuyoruz. Bugün bir aslan kaçsa kim yakalayacak acaba? Mesuliyeti kim olacak, alacak? Bilemiyorum yani. Koku ve sivrisinekten çok muzdarip olduk. Huzurumuz kaçtı. İki evin arasında hayvanat bahçesi olur mu? Bir buçuk dönüm arazi içinde hayvanat bahçesi mi olur? Lütfen yetkililere rica ediyorum, yalvarıyorum yani. Bunu kaldırın. Ben 77 yaşındayım. Hastalık kapacağım diye korkuyorum. Sinek, sivrisinek had safhada. Ankara'nın göbeğinde güzel bir yerde villaların arasında bir buçuk dönümde hayvanat bahçesi olur mu Allah aşkına? Mahkemeye verdim. Evet efendim. Evet. Avukatım takip ediyor. Ya sonuna kadar uğraşacağım yani. Burayı kaldırtıncaya kadar uğraşacağım. Gölbaşı Belediyesi tarafından buranın ruhsatsız olduğu bilgisi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuruda bulunmamız gerektiği söylendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na da başvuruda bulunduk. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bize verilen cevapta bunun değerlendirme aşamasında olduğu söylendi. Ancak sonrasında biz buraya ruhsat verildiğini öğrendik. Ruhsat verilmesini de nasıl verildiğini anlayamıyoruz. Çünkü hayvanat bahçesi kurulması ve çalışma usul ve esasları yönetmeliğine bakıldığı zaman zaten buradaki hayvanat bahçesi hiçbir koşulu sağlamıyor. Hayvanat bahçesiyle komşuların arasında herhangi bir çit bulunmamakta. Sadece müvekkil Niyazi Bey'in çiti var. Ya hayvanlara baktığınız zaman direkt sizi görüyor ve yanınıza gelebiliyor. Ya da herhangi bir şekilde giriş çıkış farklı değil. Acil çıkış kapısı bulunmamakta. Herhangi bir şekilde hayvanların bilgilendirilmesi bulunmamakta. Hayvanlar zaten bakımsızlıktan çelimsiz duruma düşmüşler. İncek'te oluşturulan hayvanat bahçesi çevrede oturan vatandaşları ayağa kaldırdı. Hayvanat bahçesine sınır olan evlerde kükreme sesi ve kokudan duramayan vatandaşlar mahkemeye başvurarak şikayetçi oldu. Hayvanları Balıkesir, Erdek'te bir hayvanat bahçesi var. Oradan getirdik. Bir kısmını da Antalya hayvanat bahçesinden getirdik. En çok aslan ve kaplanlarımız var. 12 tane aslanımız, 2 tane kaplanımız var. Velvet maymunlarımız var, alaceğimiz var. Hiçbir koku yok, etrafa verdiğimiz hiçbir rahatsızlık yok. Bu aslanların doğasında zaten 20 saat uyuyan hayvanlar bunlar. Günde 1 veya 2 kere kükrüyorlar. O da 1 veya 1,5-2 dakika sürüyor.
Bunun dışında herhangi bir şeyleri yok. Burada devletin izin verdiği doğa koruma milli parklardan izinli bir hayvanat bahçesi. Onlar araştırırken, onlar izin verirken bu tür şeyleri zaten göz önünde bulunduraraktan hangi tür hayvanlar koyacağımızı belirliyorlar. Yani bunlar düşünülmüş, veteriner kabul etmiş. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kapalı alanları var, ısıtıcılı kapalı alanları var. Yazın kışın hiçbir sorun yok bunlar.